Merhabalar, ben Sait Orhan. Şimdiye kadar bir bilgisayar mühendisi olarak meslek hayatımı icra ederken kullanmış olduğum teknolojiler ve programlama dilleri üzerine videolar çekmeye çalıştım, eğitimler hazırlamaya çalıştım. Ancak bu sene hayatımızda bir değişiklik oldu. Şöyle ki büyük oğlum okula başladı. Dolayısıyla çocukların yazılım dünyasına girişiyle ilgili teknolojilere de merak salmaya başladık. Burada aklıma bir şey geldi. Yani bu programlamaya giriş noktasında sadece benim çocuğum değil, ülkenin her bir çocuğunun bunu öğrenmeye hakkı var diyerekten bu video serimize başlama niyetini almış olduk. Peki çocukların yazılım hayatına girişi nasıl olur? Öncelikle çocukların zihninde oluşan bir soyut dünyayı tahayyül etmek, düşünmek çok zor. Çünkü yazılım tamamıyla soyut bir dünyadan ibaret. Dolayısıyla soyut bir dünyayı kodlamak çocuklar için zor. Burada devreye giren özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için programlama kodlamadan önce algoritma zekasının, algoritmik düşünme zekasının gelişmesi gerekiyor. Algoritmik zeka için yani dikkati kodlamaya vermektense öncelikle bir algoritmaya oturtmaya çalışmamız lazım. Peki algoritma nedir diye düşündüğümüz zaman algoritma kısaca şu demek. Bir işi yaparken olabilecek bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak her işi adım adım bilgisayara verme durumudur. Örneğin ben bir yemek yapacaksam algoritmada şöyle bir şey bahsedemeyiz. Biraz domates al, biraz tuz ekle gibi değil. Şu kadar gram domates, şu kadar miktar tuz. Önce domatesi ekle. Domates şu kıvama gelene kadar pişir. Daha sonra şu kadar tuzu içine ekle gibi net, kesin ve yoruma kapalı adımları ifade ettiğimiz yapıya algoritma diyoruz. Dolayısıyla çocukların zaten soyutsal bir zekayı tahayyül edip kodlaması zorken bu dikkatlerini algoritmaya çevirme noktasında kod yazmadan blok programlama dediğimiz platformlar devreye alınmıştır. Bu platformlar içerisinde en sık kullanılanı MIT Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu Scratch platformu. Scratch platformu nedir? Kısaca gösterelim. Scratch.mit.edu sayfasına gittiğimiz zaman şimdi öncelikle karşımıza bir site geldi. Zaten direkt Scratch çocuklar için dünyanın en büyük ücretsiz kodlama topluluğudur diye bize bir mesaj geliyor. Öncelikle bende Türkçe geldi ancak sizde İngilizce gelme ihtimali de var. Eğer İngilizce gelirse sayfanın altına inip buradan Türkçe dil seçeneğini seçebiliyoruz. Scratch platformuna üye olmadan kullanabileceğimiz gibi üye olarak da kullanabiliriz. Üye olarak kullanmamız halinde çalışmalarımızı direkt Scratch platformunun sitesinde muhafaza etme imkanına da sahip oluyoruz. İleriki aşamalarımızda Scratch platformuna üye olarak daha işlemsel olarak bu programı kullanacağız. Ancak bu Scratch platformunun ne olduğunu biraz daha ayrıntılı görmek için önceden hazırlamış olduğum 1-2 örneği beraber inceleyelim. Oluştur butonuna basalım. Projemiz geldi. Zaten hemen karşımıza bir eğitim sayfası vesaire geldi. Dosya bilgisayardan yükle diyerek daha önceden yapmış olduğum çalışmalardan bir tanesini ekleyelim. Örneğin alfabe çalışmamızı ekleyelim. Kısaca gördüğünüz gibi belli bloklardan oluşuyor. Şurada A, B, C, D ve bir tane de şöyle bir adamımız var. Ve programı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kod yok ve bunu yapmamız aşağı yukarı 4-5 dakikamızı alan bir işlem oldu. Peki hemen programımızı çalıştıralım. Şöyle hatta tam ekran yapalım, net görünsün. Evet, bilgisayarın sesi kapalı. Hemen sesimizi açalım. Tekrar bir çalıştıralım. Bunlar küçük aksilikler. Gördüğünüz gibi arkada C sesi geldi ve benden adamımız soruyor. Buradaki çocuk bilgisayar hangi sesi verdi?
Duymadım. Boşluk tuşuna basıyorum tekrar. C dedi. Peki, normalde burada ilkokul hocamızdan, çocuğumun öğretmeninden C sesi aslında ilkokul 1 için yanlış bir seslendirme. C gibi seslendirme ile olması gerekiyormuş. Boşluk tuşuna bastım. Sesi tekrar duyalım. Ve R'ye basıyorum. Enter. Aa, yanlışmış. T'ye bastım. Yanlış. C'ye bastım. Oley, bildim dedi. Hemen yeni bir şey B. duymadım tekrar. B. B diyor. Evet, bu şekilde mesela bir oyun, eğitici bir oyun tasarladık. D. D dedi hemen. E'ye basalım. Hadi bir daha deneyelim. Gibi. Hemen dosya bilgisayardan yükle diyerek top zıplama oyunu mesela yaptık aynı şekilde. Mesela bunu da şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi 3-5 tane küçük blok buraya sürüklemişiz bu şekilde. Burada da bu şekilde bir yükleme var. Ve programı çalıştıralım. Evet, oyunumuzu oynayalım. Gördüğünüz gibi tramboline çarptığında bir ses çıkarıyor. Miyav Miyav miyav, oyun bitti. Burada miyav miyav sesi normalde oyun bitti diye diyecektik ama çocuğum kedileri çok sevdiği için direkt miyav miyav sesi verdik oyun bitti diye. Bir diğer oyunumuz, son örnek mesela kaçma oyunu. Bunu da çalıştıralım hemen. Evet, gördüğünüz gibi bizim uzaylı arkadaşımız kaçıyor. Astronomumuz da onu yakalamaya çalışıyor. Şu an klavyede yukarı aşağı yön tuşlarıyla şöyle hemen kaçtı. Biz de peşinden koşuyoruz. Yani çocuklar için, ilkokul yaşındaki çocuklar için her ne kadar bir anlam ifade etmese de zaman geçirebileceğimiz güzel bir oyun diyebiliriz. Bu şekilde Stretch platformunu gördük. Şimdi burada videomuzu bitirelim. Bir sonraki videomuzda artık Stretch platformunda en temel haliyle bir programlama nasıl yapılıyor onu görmeye başlayalım arkadaşlar.